yerlerde de sürüklenebilirdi. Ama daha temel bir şey var. Diyor ki, sizce ne yapsaydı bu dev gibi iki tır gidiyorsa bizim de başımıza gelebilir ama öncelik tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Kanunlarımız da öyle düzenleniyor artık. Tabii ki. Kayıt. Geçmiş olsun programı tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın her yerinden motosiklet kazalarını incelemeye devam ediyoruz bir yandan da. Ekip Akademi'nin değerli hocalarından Taner hocamızla beraberiz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım İpek'ciğim. Geçmiş olsun. Şimdi İpek farkındaysan bugün formatta bir değişiklik var. Bir şeyler içiyoruz. Çayı kahveyi koyduk. İçiyoruz. Evet. Niye? Bir şey izliyoruz çünkü. Şimdi bu keyif aldığımız için içtiğimiz bir çay değil. Günlük rutinimiz. Biz çayı zaten yani ağzımız boş kalmasın diye içtiğimiz bir şey. Şimdi sevgili yönetmenim Seçkin çok güzel bir video seçmiş. Hocam dedi şunu bir yorumlayın dedi. Dedim ki o zaman çayları alıp yorumlayalım. Çünkü çok uzun sürmeyecek yorumu. Bence bak motorcu arkadaş geliyor. Tamam bizim motorların küçüklük avantajı var. Aralardan geçebiliyoruz. Ama adam yolu komple kapamış. Demiş ki buraya girmeyin. Yetmemiş ışıklı kapatmış bir de böyle. Hani gece de biri girer falan diye böyle reflektörlü falan kapatmış. Ne yapıyor arkadaşımız? Duralım. Diyor ki benim umurumda değil. Ben geçerim diyor. Ben geçerim. Hatta bak çubukla da göstereyim. Gösterin hocam. Ben diyor şu aradan geçerim. Yalnız be arkadaşım senin düşündüğün kadar o adam düşünmüyor mu? Bu bariyerlerin ayakta kalması için adam bunları birbirine bağlamış. Ama daha temel bir şey var. Diyor ki geçme lütfen. Bu da boşta kaldı. Burayı da izleyiciler doldursun. Geçmekte ısrar ediyor. Devam ettirelim. Hop. Geçmiş olsun. Programın adı. Geçmiş olsun. Çayımdan bir yudum daha alıyorum. Arkadaşım sana geçmiş olsun diyebilmem için ya senin onu neyse bir şey demiyorum İpek. Ama gene ucuz atlattı. Yerlerde de sürüklenebilirdi. Üstünden iyi atladı motosikletin. Tamam. Umarım bu ona ders olur. Bir daha girme denen yere girmez diye düşünüyorum. Evet bazen bir... Motosikletimizin küçüklüğü avantaj gibi göründüğü görünüyor. Ya geçerim şuradan. Ama bak ne oldu? Her geçebileceğinizi düşündüğünüz yerden geçemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ha dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle öyle. Bir de uyarıdır o kadar koymuşlar. Kesinlikle öyle. Arkadaşımıza çok geçmiş olsun. Bu arada size de afiyet olsun hocam. Bu güzel günde bir sonraki videoya devam ediyoruz. Yeni bir kaza videosuyla karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Ama öncelikle halinizi hatırınızı sormak istiyorum hocam. Bugün çok yoğun bir gün dışarıda gördüm. Evet. Bir bugün, sürü hem cinsin arkadaş değil mi? Eğitim almaya gelmiş resmen göğsüm kabardı. Kadın arkadaşlarımız bu konuda çok daha bilinçli oluyor. Yani motosiklete başlayacaksam eğitimle başlamalıyım diyor. Erkekler de biliyorsun birazcık daha fazla özgüven sahibi. Daha önce de bir eğitimde anlatmıştık. En çok kazaya karışan profiller 17 yaşında erkek sürücüler olduğu tespit edilmişti. Evet. İşte biz her şeyi yaparız, bize her şeyin üstesinden geliriz bilinci maalesef erkek arkadaşlarımız da var ama kadın arkadaşlarımız çok daha bilinçli oluyor. O yüzden ben sizleri tebrik ediyorum. Senin nezdinde bütün kadın arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşları görünce böyle çok hoşuma gitti. Çünkü gelmişler Motomax'tan böyle bütün kıyafetlerini almışlar. Kasklar, Scorpion, bütün böyle ekipmanlar tam gördüm şıkır şıkır. İşte dedim gerçekten sürücü olacak. Yani profil bu. Görünce çok hoşuma gitti. Bir de hediye eğitimleri kazanınca onlar hepten mutlu oldum. İyi ki de böyle bir format başlamış. İyi ki de böyle bir çalışma başlamış dedim. Bu eğitim yaygınlaşması muhteşem oldu. Sizleri de bir ayrıca... Bir motosiklet sürücüsü ve eğitmen olarak da Motomax'a çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Ben kendi adıma bunları söyleyebilirim. Biz teşekkür ederiz hocam. Başlayalım mı videoya? Başlayalım, izleyin. Shit. Shit. Shit.
Shit. Sesli fren sistemi çalışmadı, sesli o kesin. Demek ki shit işe yaramıyor değil mi? Olmamış, olmamış. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah'tan eldivenleri elindeydi. Evet. Ya, diğer ekipmanları da tamsa daha iyi şekilde kurtulmuştur diye ümit ediyorum. Hı hı. Sizce ne yapsaydı bu kaza olmazdı hocam? Üzerine konuşalım mı? O konuşalım, evet. Yavaş yavaş izleyelim Ebru'cum. Öncelikle bir duralım lütfen. Ne görüyoruz? Çift şeritli, tek yönlü bir yol. Evet. Değil mi? Yolda da sıkıntı yok yüzeyinde göründüğü, evet, kadarıyla. Evet, yol yüzeyi temiz gözüküyor. Ben ileriye doğru bakıyorum. İyi bir sürücü hep ileriye bakar değil mi? İleride ne oluyor, ne bitiyor? Bilgiye çok ihtiyacımız var ve yol yüzeyinde engelsiz olarak son gördüğüm son noktaya bakarak, bilgiyi toparlayarak giderim. Yolu tararım, sağını tararım, solunu tararım, herhangi bir risk var mı diye sürekli bilgiyi kovalamam lazım değil mi? Şu anda baktığım zaman şöyle bir bilgi görüyorum ben. İki tane dev gibi tır yolu tamamen kapatmış. Ben de bir takip mesafesi kurallarına riayet ederek şimdi onun arkasında ilerliyor olmalıyım değil mi? Tabii ki. Ama aradan da bir şeyler görüyorum. Sen de görüyor musun İpek? Evet, yol daha açıklık görüyorum. O aralardan baktığın zaman trafik bir anda duruyor. Yavaş yavaş oynatalım. Bakalım. Bak, dikkat edelim lütfen. Aradan yakaladığında trafiğin ben durduğunu... Kaçırmış olabilirim tabii. Hı-hı. Bakalım. Yani artık... şurada daha öncesinde şurada arada... Doğru, komple trafiğin artık durduğu, durma noktasına geldiği çok öncesinden bu bilgiyi alıyoruz. Biz alıyoruz. Şimdi daha öncesinden de baktığımızda, evet, kayıt da kamera kaydında net olarak gözükmüyor olabilir ama gerçek hayatta aradan baktığım zaman birçok şeyi, bilgiyi alabiliyorum. Ben ilk baktığımda yol açık zannettim ama şimdi baktığımda yolun kapalı olduğunu görebiliyorum. Evet, ama ben senin sürüşünü biliyorum. Eğer motosikletin üzerinde sen olsaydın bunu çok daha öncesinde fark ediyor olurdun. Çünkü bilgiyi hep ileride aradığını biliyorum senin. Senin de sürdük daha önce değil mi? Peki, evet. Defalarca. Şimdi dedik ki böyle bir iki araç gidiyorsa, dev gibi iki tır gidiyorsa belli bir takip mesafesini hep diyoruz, iki saniye kuralına uyalım. Böyle bir araç varsa bilgiyi daha fazla alabilmek için birazcık daha gerisinde, evet, kalmalıyız değil mi? Çünkü görüşümüzü kapatıyor. Arkadaşım hızla yaklaşıyor bu iki araca. İleride ne olup ne bittiğinden haberdar değil. Biz görüyoruz, o muhtemelen ya başka bir şeyle ilgileniyor ya da bakışı düşük, hiç ileriye bakmıyor. Ve fren yapmaya ihtiyacı olduğu zaman da başa dönelim mi lütfen Ebru? Evet, burada aslında fren yapması gerektiğini anladı. Sesli izlersek sesli fren sistemi devreye giriyor. Evet. Of of of. Evet, tempomuz da çok fazla değil değil mi? Doğru bir fren kullanarak çok rahatlıkla yavaşlayabilir. Ama burada iyi bir sürücü görmüyorum ben. Çünkü sadece arka freni kullanıyor. Onu nereden anlıyoruz biliyor musun? Bak, burada kayma başladı. Şit şit derken sağa sola kayma başladı. Sola aralarından geçebilirim belki. Doğru bir tercih değil mi? Direkt kamyonu arkadan çarpmak yerine solundan ya da sağından aralarına girmeyi tercih edebilir. Burada aralarına girmeyi tercih ediyor iyi bir fren yapmadığı için. Ve yaklaşık 200 kiloluk bir motosikletiyle 20 tonluk bir araca çarpıyor. Bundan sonrası daha önemli. 20 tonluk bir araç, 200 kiloluk bir aracın çarptığını fark edebilir mi? Sürücüsü sesi duymadıysa, müzik dinliyorsa vesaire, bir de aynasını kontrol etmiyorsa ve ne oluyor bakalım mı? Bu tarz araç sürücüleri uzun yol yaptığı için çok daha dalgın olabiliyor. Evet, konsantrasyonları kayboluyor. Peki ne oluyor sonrasında? Biraz başa alıp devam edelim mi? Evet. Tır sürücüsü arkadaşım çarptığını bile anlamadı, yola devam ediyor. Ve güzelim Suzuki Banvit'in üstünden geçiyor. Allah'tan arkadaşımın üstünden geçmiyor. Çok şükür. Ucuz atlatılmış bir kaza. Evet, ucuz atlatılmış diyelim. Büyük geçmiş olsun. Bilgiyi kovalayalım. Çok teşekkür bilgiyi ederim. Bilgiyi hep ileride kovalayalım. Hocam, değerli yorumlarınız için. Arkadaşlarımıza da bizlere de çok güzel, değerli bir bilgi oldu hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine ders niteliğinde bir video ile karşınızdayız. Zafer hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Bled. O kadar da yavaştık değil mi? Evet. Dünyanın her yerinde bu bizim başımıza gelebilecek bir olay. Geliyor, işte. Geliyor. Bizim burada da çok, yani sık gündemimize gelen bir şey. Motorcu burada filtreleme yapıyor. Yani trafik durma noktasına kadar yavaşladığı için o da kenardan sığabildiği yerden ilerlemeye çalışıyor. Ama klasik işte, her zaman ihmal edilen sonuç karşımıza çıkıyor. Ben şuna dikkat çekmek isterim.
Yani filtreleme yapma hakkımız var. Ufak bir aracımız olduğu için, oradan geçebildiği için yavaşlayarak, ki bu kendisi çok yavaş, ilerliyoruz. Fakat yani şu araca bakalım şimdi. Duralım Ebru. Bu taksi belli ki. Evet. Buradan bir yolcu inebilir. Yolcu bir de sağdan inmek durumunda. Soldan inmek de yasak. Değil mi? Evet. Ya olabilir bu ve biz yani bunu düşünmüyoruz bile. Yani bu olabilir. Onların hakkı var mesela inmeye, kapıyı açmaya hakkı var. Zaten bu tarz araçlarda bu yolcu alacak, yolcu indirecek, yolcuyu yakalayacak vesaire. Bizim bunları artık öngörüyor ve artık bunlardan bu tepkiyi bekliyor olmamız lazım. Evet. Adam bir de içerideki yolcunun hareketine de müdahale edemiyor sürücü. Yani motorcu sağa girmemeyi tercih etmeli değil mi? Kesinlikle. Tamam geçebiliyoruz ama al işte kapıyı açtılar ve yani durmuyor bile, fren de yok. Ben diğer sürücülere, diğer araçlara, birincil olarak yayalara öncelik tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Kanunlarımız da öyle düzenleniyor artık. Tabii ki. Bu olabilecekse bekleyip bunun olmasını görmek lazım. Yoksa böyle kapı bize çarpıyor işte. Direkt bir şey kırıldı zaten. Arkadaşımıza geçmiş olsun. Bu da ona büyük bir ders olmuş olacak. Evet. Bizim de başımıza gelebilir ama ekstra dikkat etmemiz gereken böyle durumlar var. Bu tarz ticari araçlarda, minibüslerde, otobüslerde, taksilerde bazen diyorsun ki İETT otobüsü onun durağı orada, durakta durması lazım ama öyle olmuyor. Adam sanki evet, tanıdığıymış gibi çat diye durduruyor. O da risk oluşturuyor. Yani yayaya beklemediğimiz bir yerde yaya çıkıyor mesela. Kesinlikle ama öyle. Ama hani trafiğin durumu bu. Biz bunları nasıl hani organize edebiliriz? Yani fark ederek, fark etmediğimiz zaman bir şey yapmıyoruz zaten. Ya öncelik tanımamız lazım. Yayaya, diğer sürücülere. Öncelik tanımamız lazım. Yani burada duranın, yol verenin, motorcu olması daha doğru yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Bugün size motosiklet lastik ısıtmasından, lastiği ısıtmak için gösterdiğimiz çabadan bahsetmek istiyorum. Şimdi motosikletlerinizi aldığınızda bizim tavsiye ettiğimiz bir şey vardır. Kitapçığını muhakkak okuyun diye. Şimdi ben yollarda şunu görüyorum. Motosikletine biniyor arkadaşlar. Sağa sola slalom hareketleri yapıyorlar ve niye bunu yaptıklarını sorduğumda işte hocam lastiği ısıtmaya çalışıyoruz diyorlar. Evet, MotoGP'de şurada burada görüyoruz. Ama bu arkadaşların yaptıkları bu eylem lastik ısıtmak için bir çaba değil. Zaten onlar belli ısı aparatlarıyla lastikleri ideal ısıda pistlere çıkıyorlar. Peki bizim manuellerimizde ne yazıyor? Satın aldığımız motosiklet manuellerinde şu ibare var: lastikleriniz ısınmadan lütfen ani yönlendirmelerden kaçırın. O zaman ortaya bir paradigma çıkıyor. Lastiği ısıtmak için ani sağa sola yönlendirmeler yapanlar ve motosiklet kitapçığında yazan ani yönlendirmelerden kaçının ibaresi. O zaman şunu bilmekte fayda var. Siz motosikletinizle ilk 5-6 kilometre ilerlemeye başladığınızda lastiğiniz ısınmaya başlayacak ve bu ısıyı bütün lastik yüzeyine dağıtmaya başlayacaktır. Tabii ki ilk bastığı nokta kadar yüzeye dağılan ısı aynı seviyede olmayacak, fakat lastiğiniz teorik olarak ısınmaya başlayacak ve ısındıkça tutuşu maksimize etmeye başlayacak ve ondan sonra ancak yönlendirmeleri yapabilirsiniz. O zaman doğru bildiğimiz yanlış, motosiklet lastiği soğukken ısıtmak adına ani yönlendirmelerden lütfen vazgeçelim. 5-6 kilometre sürdüğümüzde zaten lastiğimiz ısınmaya başlayacaktır. Ondan sonra yönlendirmelerde tutuş daha maksimize olacaktır. Hepinize iyi günler.